Herkese merhaba. Bugün size tarım uygulamalarının etkilerinden bahsedeceğim. Ancak bundan önce size sabah rutinimin bileşenlerini saymak istiyorum. Çok tahıllı kahvaltılık gevreğim, pirinç sütüm ve pijamalarım. Kulağa biraz komik gelse de bunların hepsi oldukça yoğun tarım uygulamaları sonucunda elde edilir. Daha da net olmamı isterseniz toprağın sürülmesi, ormanlık arazinin yakılarak tarla haline getirilmesi ve gübre kullanımı gibi tarım uygulamalarından bahsediyorum. İsterseniz tabağımdaki kahvaltılık gevrekle başlayalım. Tabağımdaki gevreğin çok büyük bir kısmı yulaf, mısır ve arpa gibi tahıllardan meydana geliyor. Tahıl yetiştirmenin ilk adımı ise iyi kaliteli ve besin açısından zengin toprağın sürülmesi. Peki toprağa sürmek ne anlama gelir? Toprağa sürmek demek, toprağa alt üst etmek demek. Yani toprağa bu şekilde gevşetmek demek. Toprağı alt üst etmek ve toprağın bu şekilde gevşetilmesi çiftçilerin zararlı ot ve böceklerle mücadele etmesini kolaylaştırırken toprağı ekme işlemi için hazır hale getirir. Yoğun bir şekilde işlenen tarlalardaki toprak zaman içerisinde sıkışır. Toprağın sürülmesiyle toprak gevşetilir, zemin agregası denilen daha küçük parçalara ayrılır ve ekim yapmak da böylece kolaylaşır. Toprağın sürülmesi yüzyıllardır yapılan bir işlemdir. Ancak günümüze gelene kadar insanlar ve hayvanlar ile yılda bir kere yapılan bir işlemden, sanayileşmiş tarımın da etkisiyle özellikle de büyük ölçekli çiftçiler tarafından ağır makineler kullanılarak yılda birkaç kere yapılan bir işleme dönüşmüştür. Daha fazla ürün almak istediğimiz için toprağa daha fazla sürüyoruz. Hem de çok daha fazla. Sürme işlemi toprağın gevşetilmesi ve havalandırılması açısından faydalı olsa da Ağır makineler tarlalarda dolaşıp yılda birkaç kere toprağı oradan oraya sürüklediklerinde neler oluyor dersiniz? Tekrarlanan yoğun sürme işlemi toprağın alt tabakalarını sıkıştırırken üst tabakanın da suyu ve besinleri tutamayacak kadar gevşemesine sebep olur. Sürme işlemi bitkilerden geriye kalan canlı ve cansız kısımların kaybedilmesine de neden olur. Sonuç olarak açığa çıkan toprak yüzeyi, toprağa olduğu yerde tutabilecek hiçbir şey olmadığı için Rüzgar ve yağmura son derece dayanıksız hale gelir. Peki bundan sonra ne mi olur? Gevşek toprak yüzeydeki akışları toplar ve erozyon ile yer değiştirir. Bu da toprağın, organik malzemelerin ve besinlerin kullanılamamak üzere akmasına ve yok olmasına sebep olur. Bu kahvaltılık gevrek paketinin bu kadar zarar verebileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Size verecek bazı güzel haberlerim de var toprağa sürme işleminin yoğun olarak uygulanmadığı ya da hiç yapılmadığı tarım uygulamaları bu zararın bir kısmını hafifletebilir. Paluz adı verilen Batı Amerika'daki çok geniş bir tarım arazisinde kafaltılık gevreğimin içeriğinde bulunan tahıllar yetiştirilmektedir. Toprağın sürülmemesi aslında buradaki toprakların dik ve tepeli olması açısından son derece önemli. Çünkü toprak sürüldüğü takdirde rüzgar ve yağmur erozyona sebep olabiliyor. Tarlalar sürülmediğinde toprak erozyonunun önüne geçebilir ve özellikle de benim perspektifimden yaklaşırsak bu şekilde kahvaltılık gevreğim için bir sürü tahıl yetiştirilebilir. Tabii bu noktada kahvaltılık gevreğin sütsüz pek bir şeye benzemediğini de söylemem lazım. En azından benim için. Laktoz intoleransım olduğundan ben pirinç sütünü tercih ediyorum. Ayrıca pirinç daha ılıman hatta tropik bölgelerde Hatta toprağın çok da kaliteli olmayıp besin açısından da fakir olduğu yerlerde yetiştiriliyor. Peki bu besinler toprağa yeniden nasıl kazandırılabilir ve pirinç sütündeki pirinç nasıl yetiştiriliyor? Burada da bir başka tarım uygulaması olan ormanlık arazinin tarla açmak için yakılmasından bahsedeceğiz. Adından da anlaşılacağı üzere ormanlık arazi tarım yapabilmek için yakılıyor ya da kesiliyor. Sonra da kurumaya bırakılıp yakılıyor yangından sonraki kül ise toprağı besliyor ancak bu geçici bir fayda. 3 ila 5 sene içerisinde bu şekilde elde edilmiş tarlaların verimliliği, besin kaybı ve otların yeniden ile hızla düşer. Bu gerçekleştiğinde çiftçiler tarlayı terk eder ve aynı işlemi farklı bir arazide uygularlar. Ancak bu noktada yakılan arazilerin yeniden kendine gelmesi ve iyileşmesi için çok uzun zamanlar gerektiğini ve bu işlemin yani yakma, kesme, ekme ve yeniden başlamanın bir kısır döngü haline geldiğini de eklemek istiyorum. Örneğin Amazonlarda köylerde yaşayan insanlar geçimlerini bu şekilde sürdürüyorlar. Arazileri yakıyorlar, ekiyorlar ya da hayvanlarını otlatmak için kullanıyorlar. Binlerce hektarlık arazi bu şekilde her yıl yakılıyor. Ağaçlar ve bitkiler yanarken açığa çıkan sera gazları da cabası. Özellikle de yanma esnasında ortaya çıkan karbondioksitin iklim değişikliği üzerinde nedenli olumsuz bir etkisi olduğunu bilmeyen kalmadı. Yangınların kontrolden çıkması sonucu planlanandan çok daha fazla alanın yanması veya zarar görmesi de ayrı bir konu. Pirinç sütü söz konusu olduğunda her şey bu kadar da karanlık değil. Ormanlık arazilerin bu şekilde yakılmasına alternatif olarak toprağı beslemek amacıyla hayvan gübresi de kullanılıyor. Ya da ekinlerin arasına azot seviyesini arttıran ağaç ve bitkilerin ekilmesi gibi bir uygulama da var. Evet, bu arada kahvaltım bitti ve rahat, pamuktan pijamalarımın içinde keyif yapıyorum. Yapıyorum yapmasına ama pamuğun yetiştirilmesine kadar zor bir bitki olduğunu da düşünmeden edemiyorum. Pamuk yetiştirebilmek için çok fazla gübre kullanılır. Gübreleme ekinlerin büyümesini sağladığı için çok da kötü bir şey değil tabii ki. Gübreler neredeyse bin yıldır kullanılıyor. İnsanlar binlerce yıldır topraktaki besin değerini arttırmak ya da toprağı beslemek amacıyla doğal gübre kullanmışlardır. Doğal gübre derken bitki kalıntıları, ağaç külü, ezilmiş kemik, balık ya da balık artıkları, kuş veya yara dışkısından bahsediyorum. 1800 yılların başında bilim insanları azot, fosfor ve potasyumun bitki gelişimini hızlandırdığını keşfettiler. Bundan sonra birçok çiftçi doğal gübreden bu besinlerin daha yoğun konsantrasyonuna sahip ve bitki verimini çok arttıran yapay gübreye geçtiler. Bu çiftçilerin çok daha fazla verim alması demek. Aynı zamanda daha fazla pamuk ve daha fazla rahat pijama da anlamına geliyor. Ancak bunun da kötü bir tarafı var tabi. Çiftçilerin tarihin herhangi bir döneminden çok daha fazla ekim yaptıkları bu dönemde yoğunlaştırılmış gübre kullanımının kötü etkileri olduğunu da öğrendik. Çok fazla gübre kullanılması, fazla gübrenin katılımı ile yüzey akışını ve sonuç olarak da yüzey sularını kirletiyor. Gübre gibi besin açısından zengin maddeler, yakınlarda bulunan nehir, deniz ve okyanuslara ulaştığında su ekosistemlerindeki besin dengesini önemli ölçüde tehdit eder bir su kütlesi gübre kaynaklı besinlerle doygunluğa ulaştığında ötrofikasyon adı verilen durum oluşur. Bir başka deyişle de, sudaki azot ve fosfat artar. Bunun sonucu yosun ve alpler hızlı bir şekilde büyümeye başlarlar. Bu alpler ve yosunlar o su kütlesindeki tüm oksijeni tükettiklerinde ise toplu balık ölümleri ile ölü bölgeler ortaya çıkar. Pijamam üzerindeki mutlu tek boynuzlu figürlerin aksine bu ne kadar da korkunç bir tablo öyle değil mi? su yollarına ulaşan gübre miktarını azaltmanın yolları da mevcut. Çiftçiler kullandıkları gübre miktarını sınırlandırabilir ya da çürümüş ya da bileşenlerine ayrılmış ayrıca azot ve fosfat seviyeleri daha güvenli olan organik madde e, kompost kullanabilirler. Bu organik maddenin adı kompost. İşte bu kadar. Sıklıkla kullanılan tarım uygulamaları ve bunların çevremiz üzerindeki etkileriyle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.